Aleykümselam arkadaşlar, merhabalar. Hoş geldiniz. Telegram'ı da açtım arkadaşlar. Instagram'da tam iyi okuyamayabilirim. Mesaj yazmak isteyenler Telegram'dan yazabilir. Yavaş yavaş. İyi akşamlar arkadaşlar. Herkes hoş geldi. Bir dakika daha bekleyelim. Yeni gelen arkadaşlar var. Serdar Bey iyi akşamlar. Bakacağız arkadaşlar. Sepetimize de bakacağız. Bitcoin ve Ethereum'un da son bu FOMO etkisi balina tuzağına düşen arkadaşları da dinleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Gündüz söyledim, birkaç haber çıkmıştı. 10.000 dolara, 20.000 dolara geliliyor Bitcoin. Sert düzeltmesi var diye bir sürü haber kanalında çıktı. Coin haber sitelerinde daha fazlaydı. Panik satışı yapan var mı? Arkadaşlar, panik satışı yapan var mı? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, dünkü canlı yayınımızda da söyledik. Orçun Bey satmış, Burak satmamış, süper. Ben çıkmayacağımı söyledim arkadaşlar. Satmayanlar kazandı, onu söyleyeyim, ama kimseyi etkilememek için sat ya da satma talimatı veremem ben, öyle bir sinyal de veremem. Onun için doğru olan... Bu düzeltmeler hep oldu. Geçen hafta 3.000 dolarlık düzeltme vardı. Niye böyle bir haber çıkmadı? Niye kimse satmadı? Herkes elinde malla 3.000 dolar düzeltmeyi bekledi. Zararda olduğunu düşündü ama 2 gün sonra tekrar toparladı. 41.000, 42.000'e tekrar yürüdü Bitcoin. Her geri çekilme bir alım fırsatı. Bu geri çekilmede de toplayan topladı mallar arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Kurumsallar bu piyasaya girdiğinde bu manipülatif hareketler, haberler çok olacak. Bunu daha önce de söyledim. En tepeden almak yerine onlar çok büyük yatırım yaptıkları için birkaç manipülatif haber servis edip dipten toplarlar. Bugün de öyleydi. Bütün analistler düzeltmeye ilan etti. Herkes onu duyurdu. Sert geri çekiliyor. Markette hiçbir olağan dışı bir durum yok arkadaşlar. Uluslararası alınmış bir karar yok. Ekonomik verilerle alakalı hiçbir haber yok. Sadece 2 tane haber sitesi, 2 tane analiz çıktı. Sert çekileceğiz. 10.000 dolar geri vuracak. 15.000 dolar geri vuracak. Bunlar yalan haberler. Bitcoin ve kripto dünyası bu haberlerden hep başarıyla çıktı. Hep yükselişle, hep artışla çıktı. Bunlara inanmayın artık. Telegram kanalında ben söyledim, böyle haberler var, panik satışları gelecek. Bu geri çekilmenin tek sebebi panik satışı. Amaç oydu zaten, balina tuzağı. Kurumsal artık eskiden hep ayı tuzağı, boğa tuzağı ve balina tuzağıydı. Kripto dünyasına yeni bir söz daha ekleyelim. Kurumsalların tuzağı artık. Kurumsallar da başladı. Arkadaşlar... Geri çekilmeler olacak. Dün de söyledim. Ben 7.000 dolar bekliyorum Bitcoin'de. Belki 10.000 doları zorlayabilir ama şu ortamda mümkün değil. 20 Ocak bize aslında Bitcoin'in yönünü ve rallisini söyleyecek. 20 Ocak'ta biliyorsunuz dün de bahsettik. Biden'ın yeni yardım paketi 2.5-2.7 trilyon dolar ne kadarsa 20 Ocak'ta Senato'ya sunulacak. Büyük bir ihtimal onaylanacak. Biden'ın ilk icraatı. Senato'dan döneceğini düşünmüyorum. Onun için Onaylanırsa yardım paketi arkadaşlar Ocak sonu Bitcoin 45-50 bin dolarları kesinlikle görür. Bunu söyleyeyim size. Kesinlikle görür. Tabii bunun kapsamı daha geniş bu yardım paketini ve ne zaman halka dağıtılmaya başlar onu bilmiyorum. O zaman daha etkili olur. Ama şunu söyleyeyim, benim hiçbir korkum yoktu. Öğlen okumaya başladım ben haberleri, takip ettim. Hepsi fake out haberler arkadaşlar. Yani gerek yok bu durumlarda panik satışı yapmanın. Stop kesinlikle yok. Gruptan arkadaşlara da söyledim. Bu 2 gün sürebilir, 3 gün sürebilir. Birazdan 2000 dolar kapanışa yakın 2000 dolar daha geri çekilebilir. 3000 dolar daha geri çekilebilir. Bunlar hep var. Yani bunlar hep olacak. Bu zarar ediyor. Bitcoin battı, gitti gibi haberler yok. Böyle bir şey yok. Onun için Ethereum dün 1300 canlı yayında 1270'lerdeydi. Bugün 1350'yi test edeceğini söylemiştim ben. Dün gece 1350'yi kırdı. 1307, 1310'ları gördük. Bugün 30 dolar geri çekilmiş. Bu önemli değil arkadaşlar. 10 gün önce, 15 gün önce Ethereum 520 dolardı. 520 dolardan 1350 dolara çıktık. 30 dolar geri çekilmiş. Bu önemli değil ki. Biz günlük al satçıları her o çekilmede 5 dolar, 10 dolar, 20 dolar, 50 dolar geri çekilmelerde hep oldu. 1000 dolarda aldık, 1090 dolarda sattık. Ertesi gün tekrar geri düzeltme oldu. 1000 dolarda tekrar aldık. Tekrar 1060, 1080 dolarda sattık. Ama birkaç haber sitesi haber yaptığında herkes panik satışı, herkes panik satışı. Gerek yok bunlara. Biraz önce bir arkadaş Telegram'dan atmıştı. Ben de paylaşmıştım. Muhtemelen görmüşsünüzdür. Borsalar sabırsızların sabırlılara para aktarma mekanizması. Bu doğru. Yani gerek yok panik satışına. Grafiklerde hiçbir problem yok arkadaşlar. İndikatörlerde hiçbir problem yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Fibonacci en tepeden en aşağı çektiğimizde alım lokasyonundayız hala. Dominansı yüksek 68-69'larda. 20 Ocak'ta eğer bu yardım paketi geçerse 73-74 lira çıkar. Altlar biraz daha ezilebilir. Sepetimiz Şubat'a oluşturduk biz zaten. Hepsi bir hafta önce sepet oluşturduk. %50-%60 karlılıkla devam ediyor. Hiçbir problem yok. Onun için bu tür haberlere inanmayın. Onu da söyleyeyim size. Hatta bugün bir altcoin Dash %50 yaptı bugün. Yani bu spekülatif ortamda öyle bir Bitcoin 10 bin dolar, 20 bin dolar geri çekilecek, 30 bin dolar geri çekilecek, 10 bin dolara düşüyor. Bu panik ortamında böyle bir şey olabilir mi? %50 rally yapabilir mi Dash? Ama yaptı. Arkadaşlar sepetin hepsi en güçlü, en hacimli coinleri, en güvenilir coinleri seçtik biz. Çok abartmadık. 15 tane, 20 tane eklemedik. Gerek de yok. Aramızda yeni olan arkadaşlar var. Bu rally'yi böyle sonuçlandıracağız 5-6 kripto parayla. Onun için hepsi çok iyi. Geçen hafta oluşturduk. Bu hafta da çok iyi. Ethereum arkadaşlar birçoğunuz Ethereum'dasınız. Onu söyleyeyim. 1347 dün akşam 1350-1357 görmüşüz. Dünkü seviyesini söyleyeyim. 1250'den 1300'e çıkmış Ethereum. 100 dolar koymuş üstüne. Bu haberlerden sonra 30 dolar geri çekilmiş. 40 dolar geri çekilmiş. Şu an tekrar toparlıyor. 1320 dolarda. Yani bu batıyor gidiyor anlamında değil ki. Şöyle söyleyeyim. Eğer olağanüstü bir durum olsaydı Bitcoin'de eskiye oranla düzeltme gelecek. Bunu söylüyorum herkese. Düzeltme şart. Bitcoin'de, Ethereum'da, kriptoda bütün marketin, bütün coinlerinde düzeltme şart. Ama hepsi sırayla. Bunlar Bitcoin rallisini tamamlayacak, kenara çekilecek. Altcoin'ler rallisini tamamlayıp kenara çekilecek. Kar satışları gelecek. İnsanlar kazandıkları parayı hayatlarının başka yerlerine yatıracaklar. Tekrar 3 ay 4 ay yatay gidecek. Hiç göreceksiniz. ralliler bittikten sonra ben biteceğine inanmıyorum bu kurumsalların markete dahil olup ve bu yardım paketinden dolayı. Artık 2021 yılı sonuna kadar bu rally devam edecek, inişlerle çıkışlarla. Normalde ralliler bittikten sonra böyle 10 doları 3 günde alırdı. 10 dolar 3 gün düşerdi. Yani 10 dolarlık küçük Bollinger bantlarıyla dalgalanır giderdi. Yani Bollinger'e takılmazdı hiç. Ama şimdi 5 dakika içerisinde 4 defa Bollinger testi yapıyor grafikler. Grafiklerde hiçbir problem yok. Onu söyleyeyim. Fibonacci geri çekilmesi 17.000 doları işaret ediyor. O geçmiş analizlerden dolayı. Mevcut market hacmi ona müsaade etmez. Onu söyleyeyim. Ondan sonra teknik analiz, market analizi, global ekonomik ortam, hiç geri çekilme için hiçbir neden yok. Yani hiçbir neden yok. Çok ciddi arttı. Mart'tan bu yana 7.000 dolarlardan, 6.000 dolarlardan 42.000, 40.000 dolarlara geldi. Muhakkak düzeltme olacak, geri çekilme olacak. İnsanlar çok ciddi paralar yatırdı, çok ciddi karlar yaptı. O karları çekecekler. Yani büyük yatırımcı. Atıyorum benim 1000 tane Bitcoin'im varsa kimseden etkilenmem. Marketi, bütün grafikte her şeyi anlık analiz ederim. Küçük çekilmelerde, 2000 dolarlık çekilmelerde çarpı 100 yapıyoruz arkadaşlar. 300-500 bin dolar para yapıyor bu. Küçücük bir balinadan bahsediyorum yani. Artık onlar balina sınıfında da değiller ama artık kurumsallar girdiği için markete işin rengi değişti. Gerçekten öyle, için rengi değişti. Pandemi paketi onaylanırsa Amerika Senatosu'ndan Bitcoin'in 80 bin dolar, 100 bin dolarlık ışığını yaktık artık yani. Gidiyor, gidecek, bulacak, çok yakın zamanda bulacak. Onun için alın ya da satın diye hiçbir sinyal vermem, öyle bir talimat vermem. Bütün yatırım sizin kararınız. Kurumsallar dediğim arkadaşlar, dünyanın en büyük yatırım fonları para yatırıyor artık. Yani internetten de bakarsanız sigorta şirketleri, kaldıraçtan uzak durun arkadaşlar. Ulusoy yazmış bak şimdi Telegram'dan. Kaldıraçtan uzak durun. Çok volatil, çok hareketli. İşte dediğim gibi 10 dolar 20 dolarla dalgalanmıyoruz. Yani öğlenden bu yana Bitcoin 1000 dolar 1500 dolar düzeltme yaptı. Tekrar fırladı. Kaldıraççıların birçoğu, onu ben size linkini atayım. Shortlar ve longları nasıl takip edeceğinizi öğrenin. Bir sürü long patladı, bir sürü short pozisyonu patladı. Milyon dolarlar bunlar. Çok yüksek hacimde yatırımlar. Çarpı 125 ile 500 bin dolar kaldıraç işlemi yapmış adam. Bunların hepsini takip edebiliyoruz zaten. Nemi soruyor arkadaşım biri. Neme de bakarız. Aslında bu 1000 dolarlık bugünkü o tereddüt çekilmesinin sebebi Ripple, biliyorsunuz. Ripple'ı uzak durun arkadaşlar. Grafiğini de paylaştım biraz önce. Uzak durun. Ripple çok şaibeli. Tether'le alakalı, USDT ile alakalı tereddütü olan arkadaşlar var. Hiçbir problem yok. Onların mahkemelik olma durumları apayrı bir konu. Onların hazinesiyle alakalı. Devlet diyor ki sen bu USDT'yi üretip piyasaya sürüyorsun ama bu paraları ne yapıyorsun? Yani 1 dolar sürdüğüne karşılık 1 dolar hazinesinde bulundurmak zorunda. O da yatırım kanalları var. Oralarda emtiaları var. Farklı hazinelerde var. Bir sürü yatırımları var. Onda bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Uygunsuzluk cezası yiyebilirler. O önemli değil. Uygunsuzluk cezası kripto dünyasında, şirketlerinde hep var. Hep olacak. Ama Tether'de bence korkulacak bir durum yok. Boost'a geçeriz. Tether gider, Ater gelir. Hiç sıkıntı yok. Yani paranız buharlaşmaz. Saniyesinde değişiriz. Ondan yana problem yok. Yani kapatılmaz Tether, onu söyleyeyim size. Altın niye düşüyor? Altın düşer arkadaşlar. Dolar düşüyor çünkü. HSBC, evet, son dakika haberi, onu da okudum. İngiltere merkezli HSBC Bank, BTC yasağında falan bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bankalar, dün de söyledim, bankalar kripto paraya karşı. Neden karşı? 2 dolara, 3 dolara transfer gerçekleştiriyorsunuz siz çok büyük meblağları. Bankaların yıllık 500-600 milyar dolar globalde geliri var sadece para transferlerinden. Büyük şirketleri düşünün, ödemelerini düşünün. Onun için bankalar kriptoya karşı, ama şunu söyleyeyim, mevcut bugün de adapte olup bankalar sisteme adapte olup, kripto sistemine adapte olup, soğuk cüzdan hizmeti, kripto emtia kabulü, kripto saklama, kripto alım kredisi, kriptoyu ipotek alma gibi bu hizmetleri vermezlerse, bunu veren ilk banka hangisi ise ve gerçekten güvenilir şekilde yaparsa bu işi, parayı götürür önümüzdeki birkaç yıl sonra. Patlatamazlar arkadaşlar. İşte patlatamadı karlı. Kriptoyu bankalar eğer patlatabilseydi bugüne kadar zaten patlatırdı. Dün söyledim. Rothschild yazmış, Rockefeller ailesini yazmış biri. Şöyle, Rockefeller'la ben onları çok yakından takip ediyorum. Rockefeller'la Rothschild ailelerinin aktiflerini yöneten bankalar var. Kendi bankaları da var. Bu geçen 2019 Aralık ayında büyük bir yönetim kurulu toplantısı yaptılar. Toplantı konusuna kripto paraları da eklediler. Kripto parayı gündemimize almalı mıyız, almamalı mıyız diye. 2019'da oldu bu, Aralık ayında. Direkt red verdiler. Toplantı konusu olarak bile görmediler. Çünkü yapamazlardı. Bir sürü bankaya aktif fon sağlıyor Rockefeller ve Rothschild aileleri, ki onun gibi daha bir sürü aileler var. Ama olacak gibi değildi. Baş edemediler. Olağanüstü bir hemen toplantı tertip ettiler. Hemen gündemlerine aldılar. Çalıştıkları bankaların kripto emtialarıyla alakalı altyapı hazırlıklarının başlanması, ARGE yapılması için talimat verildi. Onlar da başlıyor artık. Kredi kartları mevzuatı apayrı, biliyorsunuz. Bankaların kartları kendilerine ait değil. Aralarda ciddi kart ücretleri ve komisyon ödemeleri, faiz farkları her ne kadar BDDK tarafından kontrol edilse de küçük farklı sözleşmelerle, anlaşmalarla bankalar değiştirebiliyor onu, aradaki oranları, farkları. Kredi kartı olmayan kimse yok. Kredi kartı piyasası çok büyük bir piyasa. Yani bankaların soğuk cüzdan hizmeti, kripto hizmeti dışında ondan kat kat daha fazla kredi kartı. Şimdi eğer kripto kredi kartı çıkarsa çöker kredi kartı sistemi. Nakit para önümüzdeki 5 yıl içerisinde zaten buharlaşacak, bitecek. Kimse de nakit, cash para olmayacak. Artık telefonlarla mobil ödemeler başladı, elektronik ödemeler var. Bu kripto paralarla ödemeler başladı artık. Artık dünya değişiyor. Dünya adapte olmak zorunda buna. Bütün bunları zenginler yönetemez arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Yani bu mevzuatlar bir SEC'in yeni aldığı kararlar var. İşte kripto dünyasına köklü bir düzenleme getirilmesi gerek. Amerika yıllarca uğraştı. Çin'de yasak kripto para, Bitcoin kullanımı yasak, üretimi yasak, ama en büyük yatırımcılar Çin'de. Yani milyar dolarlık yatırımları var kriptoya. Onun için devletler, Çin, Amerika bunları yasaklayamadığı için artık yasal mevzuatı içerisine almaya çalışıyorlar. Onu da şöyle söyleyeyim. Dünyanın bu kara para trafiği dönen İsviçre bankaları, ada bankaları, ada merkezli offshore hesapları kapatmadığı sürece bunu engelleyemezler. Bugün Türkiye Cumhuriyeti kripto para borsalarına erişimi engelleyebilir. Çok basit. 10 dakika içerisinde BTK kararıyla, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, BTK kararıyla kripto para ticareti yapan borsalara erişim engellenebilir. Bitti mi? Bitebilir mi? VPN ile yine bağlanır, yine alım satım işlemi yaparım. İstediğim yerden istediğim yere paramı transfer ederim. Baş edemedikleri için bu sisteme dünya bankaları adapte olacak artık. Onun için kripto hayatımızda var. Kripto battı, gitti, düştü, çakıldı, zarar verdi, zarar ediyor. İşte Amerika yasakladı, engelledi, şöyle yaptı, böyle yaptı. Hepsi fasafiso. Korkmayın. Rusya artık kripto para bulunduran vatandaşlara vergi uyguluyor. Almalı arkadaşlar. Almalı. Vergi alınmalı. Sepet arkadaşlar, sepet biz grupta sabitlenen, kanalda sabitlenen mesajlarda var. 100 dolarlık yatırım miktarının 50 dolarını Ethereum, 10 dolar Litecoin, 10 dolar Tron, 10 dolar birinç, 10 dolar Neo dedik. Hepsi artışta. Hepsi %100, %200 artış gösterecek. Ama bir hafta önce oluşturduk. Bir haftada %50 yaptı. Bu haberle %10 gerilemiş olabilir. Bu zarar ettiğimiz anlamına gelmez. Sabitlenen mesajlarda görebilir. Barbaros da atsın, Ali de atsın tekrar kanala. Özelden de bu haberlerden sonra 100-120 kişi yazdı. Çok tehlikeli bir durum varsa, markette olağanüstü bir durum varsa, ortalık, 2 gün önce söyledim, kan revan olacak ortalık diye. Düzeltme bekliyorduk. Herkes alım yapmış. Terste kalan arkadaşlar var ama ben kimseye alım yaptırmadım. Sinyal vermedik. En tepede çekilmeyi söyledik. Herkes sattı. Kan revan olacak dedik. Ortalık 2000 dolarla panik satışları geldi. En dipten tekrar aldık. Şu an grafiklerde ve markette olağanüstü bir durum yok. Ama ciddi bir satış baskısı bu her bir 10 günden beri çok yoğun. Bunu söyleyeyim size. Bunun en basit örneği soğuk cüzdanlardan borsalara akan paralar, kriptolar. Bunları takip ediyoruz anlık hacimlerini. Ama satış gelmiyor. Yani anlık bir düzeltme olabilme ihtimaline karşı herkes borsada parasını tutuyor. Büyük kurumsal ve balinalar dışında onlar borsada para tutmaz, Bitcoin tutmaz. Yani anlık işlem, al, çık, ver, sat, çek. Onların işlemleri öyle. Korkulacak bir durum yok. Düzeltme devam edebilir. Bugünkü başlayan düzeltme. Kapanışlar çok önemli. Söyledim. 1235 Ethereum destekten döndü saat 2'de. 1.5-2 suları. Sonra bir üst desteğe 1275'ten tekrar test etti. Yukarı yönlü devam etti. Bitcoin de aynı. 38.590'ı vurdu. Likide de etti. Shortları, longları patlattılar. Tekrar çıktılar. Bunlar hep balin hareketi. Yani böyle bir satış mantığı da yok. Şimdiki destek seviyesi 39.050 arkadaşlar. 39.050'nin üzerinde bir kapanış yaparsa, 12 kapanışı, her şey normal demektir. Ama devam edebilir, söylüyorum. Risk almak isteyen arkadaşlar, ben Şubat'a hazırım, altcoin'lerin rallisine hazırım, Ethereum'un 1600 dolarlarına hazırım diyen arkadaşlar bekleyebilir. Ethereum'u 1290 dolardan 1300 dolardan alan arkadaşlar var. Şimdi 1310 çekilebilir. 1300'e çekilir. 1275'e çekilir. 980 dolara kadar çekilme olasılığı var Ethereum'un. Ama sıkıntı yok. Yani şunu yapabiliyorsanız bütün analizleri, anlık verileri takip edip tamam düzeltme var, ben Şubat odaklı, Şubat hedefli yatırımı yaptım, Şubat'ta satacağım diyorsunuz ama bütün analizleri yapıp seviyeleri kontrol edip, destek dirençleri kontrol edip, tepede satıp alttan alıp, her çekilmede satıp alttan alayım. İşte Şubat'a kadar karlılıkla %100 kar edeceksen bunu %200'e taşıyayım diyebiliyorsanız yapabilirsiniz. Ben bile yapmıyorum, yani açık söyleyeyim. Rally yapacak çok güzel altcoin sepetim var benim, biraz daha geniş. Ethereum yatırımım var. Bitcoin'den çekilmiştim. Dün tekrar Bitcoin aldım, tekrar çıktım. Bugün hala Bitcoin'deyim. 20 Ocak dünkü haberden sonra ben elimde $3.000, $5.000 bugün geri de çekilse 45.000, 50.000, 60.000, 80.000 dolar için elimde tutmalıyım. Alsat yaptığım Bitcoin, soğuk cüzdanda olanlar hariç. Onlar yok, unuttum ben zaten. Siz de böyle yapın, uzun vade alın. Anlık takip edemiyorsunuz arkadaşlar. Anlık takip edemiyorsanız günlük alsat çok riskli. Ben yardımcı olmaya çalışıyorum kanaldaki arkadaşlara ama TRX Tron arkadaşlar, TRX'in neyini sordunuz? TRX'den bakalım. 0.24 dün 24, 23, 25'lerden alın demiştik. Biz 21'den aldık geçen hafta. Bugün kapanış sonrası 0.2 geri çekilmesi olabilir. Problem yok. Dash çok hızlı rally yaptı bugün. Ethereum hala %7'lik artış, son 24 saatte %7'lik artışla devam ediyor. Şubat'ta yükselecek mi bu ETC? Arkadaşlar şunu, şimdi kanalda da aynısı oluyor. Ben diyorum ki bir sepet oluşturduk. Yanlış anlayan arkadaşlar, sepeti satan var. Yani Ethereum al sat sinyali veriyor. Sepeti alıp sepeti satan var. Öyle bir şey yok. Sepet satmıyoruz. Yani sepet Şubat odaklı, Şubat hedefli gidiyor. Yani %100, %200 her alım satımda öyle bir kar olmaz ki. Ben inanıyorum bugün çünkü markette olağan dışı bir durum yok. Tekrar yükselecek market. Panik satışı yapan arkadaşlar umarım tekrar almışlardır. Herkes kendi yatırım kararını kendi vermeli. Yani Bitcoin 38.500 dolara likidite edip longları patlattıktan sonra yükselen kanalda devam ediyor. Şu an yatayda kapanışı bekliyor. Muhtemelen saat 11'de. 11'de de ciddi bir hareketlilik var kapanış öncesi. 11'de biraz daha yukarı yönlü hareket edeceğini ben düşünüyorum ama çekilme ihtimali de yüksek, onu da söyleyeyim. Yani çünkü Türkiye'de saat gece 12'de ama başka yerlerde gündüz, borsalar açılıyor, işlem hacimleri var, geçmiş emirler var, işlem çiftleri var. Bunu anlık herkes değiştiremez. Büyük borsalarda büyük yatırımcılar vadeli işlemlerde teminatlarla, sözleşmelerle alım satım yapıyor. 2000, 3000, 5000 Bitcoin. Borsalar öyle muhafaza ediyor paraları. Abi Tron'dan çıktım, daha düşerse de 23-24 gibi alırım diye hata mı ettim? Hata ettin, evet. Tron'u satan hata eder arkadaşlar. Benim kanaldaki arkadaşlar da bilir. Kimseyi de etkilemek istemiyorum. Herkes iyi araştırsın yatırım yaptığı kripto parayı. Bitcoin 7.000'den 42.000'e nasıl geldiyse Tron'da %300, %500, %600'leri yapacağına inanıyorum. Nasıl inanıyorum bunu? Yani Tron benim babamın oğlu değil yani, ya da tanıdığım bir şey de değil ama yakından takip, birkaç transferi gözüme çarpmıştı. Sonra araştırdım marketteki hacmini, geçmişten bu yana artış oranlarını, hiç böyle artış yapmamış hiç, ama hiç spekülatif bir haberi yok, uygunsuzluğu, usulsüzlük yaptığı bir şey yok. Ripple davası açıldıktan sonra paraların hepsi Tron'a geçti. Arkadaşlar XLM'e geçse de Tron'a da geçti. Ve Tron'a geçen paralar mevcut hacminin 2 katı ve hala işlem yapılmadı. Cüzdanlarda yüz milyonlarca dolar para duruyor. Yarın altcoinler hareketlendiğinde %20, %30 kapanış araları yapan coinler göreceğiz ama %50, %60 her kapanış arası her gün %50, %60 artış göstereceğine inanıyorum ama hiç de yapmaya da bilir. Bunun garantisini de veremem. Ama ben şöyle bir şey dedim. Oranı geçmeyin arkadaşlar. Dün söyledim, Tron'dan beklentimiz yüksek dedim. Arkadaş 50 bin lira param vardı, 45 bin lira Tron aldım diyor. 100 bin lira, 150, 15 bin dolar param vardı, hepsini aldım. Almayın. Risk var yani. Gerek yok. Onun için marketin liderlerine biz yatırım yaptık. Bitcoin'di, rallisini tamamladı, tepede sattık, tekrar alım satım yaparız. Fırsatlar her zaman var, her zaman çıkıyor bu geri çekilmelerde. Şimdi söyleyeyim, 38 bine çekildi bugün. 38 binde Bitcoin alan 45 binde satarsa 7 bin dolar kar. Çok ciddi para bu. Yani bunu altcoinlerde, günlük alsatlarda, Ethereum'larda yapamazsınız bu paraları. Eğer hacminiz, yatırımınız büyük değilse. Dash iyiydi arkadaşlar. Ben şöyle söyledim. Türk borsalarında bilinç yoktu. Binance ve yabancı BitMEX gibi yabancı borsalarda işlem yapan arkadaşlara bilinç tavsiye ettim. Bilinç de Şubat 1,5 dolarlarda galiba şimdi. Ocak sonu Şubat ortasına kadar 2,5-3 dolarları görebileceğini söylemiştim. Alım satım yönüne, hacmine göre. Ama bekletilirse ben bilinci hiç satmayacağım. Çok ucuz çünkü. Yani dursun 2021 sonuna kadar 12-13 dolarları göreceğine inanıyorum. Türk borsalarında işlem yapan arkadaşlara da bilinç olmadığı için Türk borsalarında Dash alabilirsiniz dedim. Yani o da bugün çok ciddi rally yaptı. Alan var mı, elinde tutan var mı bilmiyorum grupta. Kanalda da arkadaşlar bir arkadaş paylaşmıştım. Gördünüz muhtemelen. O kadar güzel bir sepet oluşturmuş ki tam dediğimiz gibi böyle. Yani ne eksik ne fazla, %50 birkaç arkadaş da özelden atıyorlar bana cüzdanlarını. Hatta paylaşmıştım, evet. Ben o cüzdanı takip edeceğim arkadaşlar. 50 TL'yi arkadaş 250 TL'ye yapmış. Bizim alsat sinyalimizde 50 TL yatırımını 250 TL'ye yapmış. 250 TL'ye de sepet oluşturmuş. Ne kadar güzel bir şey. Yani çok yapılması gereken en güzel yatırım stratejisi bu. Hepsine belirli oranlarda verdiğimiz gibi Bitcoin, Ethereum, EOS, Tron ada almış bilinç yerine. Bilinç olmadığı için ada almış. Olabilir. Çok güzel. Oraya Dash'e eklemiş olsaydı bugün 253 lira değil 265 lira olacaktı parası. Böyle yapmalısınız. Olabilir. Ada olur, Dash olur. Sepetteki mantık şu, çok güvendiğimiz 3 tane rally yapacak, %100, %200, %300 fiyatını katlayacak coinler var. Olur da yapmaz, biri terste kalırsa Ripple gibi, XLM gibi olağanüstü bir durum olur, tepe taklak olursa zaten tampon yani diğer birkaç tanesi onun açığını kapatıp karlılığı azaltabilir belki ama zararı engelleyecek. En önemli şey bu. Uzun vade yatırım, her zaman söylüyorum, Bitcoin uzun vade, sen diyor Tron'dan çok beklentin yüksek, %500, %600 bekliyorsun diyor. Tamam abi, 2021 yılında yapmasa da kesin 2020 yılında, 2022 yılında yapar. Ben bütün paramı Tron'a basıyorum. Hayır. Altcoin uzun vade olmaz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Altcoin uzun vadede yatırım yapılmaz. Çünkü market düzeltmesinde, geri çekilmesinde altlar yangın yeri gibi olur. Bitcoin 8.000-10.000 dolar çekilebilir ama %70, %60 çekilebilir altlar. Onun için Bitcoin uzun vade almak isteyenler bir Ethereum alabilirim diyor. Elimde bir olur diyor. Bir olması önemli değil ki. Yani bir Ethereum 1000 dolar, 7500 TL, 7500 TL'lik Bitcoin alabilirsin uzun vade için. Yani illa 1 olması önemli değil. 0.010 olabilir. Problem yok. Onun için evet, viskili Tron uzun vade değil. Şubat ayında oluşturduğumuz sepeti tekrar analiz edeceğiz. Rally başladığında hedeflediğimiz rakamlar Şubat'ın 10'unda gelmişse 10'unda biz sat sinyali vereceğiz. O ayın 15'inde, Şubat'ın 15'inde atıyorum %100 de çıkmışsak %120, %150 yapma olasılığı da var. Onun için Şubat'ta analiz edeceğiz. Rally devam ediyorsa Mart'a aksayabilir. %200'ü bekleyebiliriz. Aralarında birkaç tanesi daha hızlı yol alır. Birkaç tanesi geride kalır. Bunu Şubat'ta analiz edeceğiz. Tabii Şubat hedefimiz şundan: Bitcoin dominansının düşmesini, Bitcoin'den çıkan kar satışlarının altcoin'lere geçmesini düşündüğümüz için. Yani bundan önceki yıllarda da yaklaşık tarihler bu olduğu için. Ama şimdi Bitcoin durmazsa, 20 Ocak'ta Senato'dan yardım paketi geçerse, bakın dün takip etmeyen arkadaşlar vardır. Trump'ın 900 milyarlık yardım paketini onayladığında ben şey demiştim. Minimum 200 milyar, 150 milyar doları kripto markete akacak demiştim. Onaylandı. Bu hacimlere oradan geldik. 300 milyar dolar para aktı arkadaşlar. 300 milyar dolar. Peki sizce 1 trilyon dolarlık markete %20'si geldi yardım paketinin. Şimdi 2.5 trilyon doların ne kadarı gelir sizce? Tahmin eden var mı? Bu 1 trilyon dolarlık market hacmi yardım paketinden sonra Şubat sonunda ne olur sizce? Yani korkunç rakamlar. Onun için elinde tutmanız lazım. Risk almanız lazım. Ocak 20'de yaklaşık tarihleri veriyorum. Aksaklık olabilir, uzatılabilir. Yardım paketinin kapsamı netleşecek. Senato onaylayacak. Ondan sonra ödeme günü belirlenecek. Bir de şu var. Benim cebimde 1000 dolar var. 2000 dolar oradan gelecek. Market hareketlenmeden ben 1000 doları yatırayım. Panik alımı da var tabii. Şeyde öyle oldu. 9 milyar doların 200 milyar dolar beklentisi öyle oldu. Şimdi de öyle olur muhtemelen. Onun için elinizde tutun, satmayın. Çok kısa vadede ödemesi olan arkadaşlar var, yatırımı olan arkadaşlar var. Kaan katılmıyor birkaç günden beri. Kaan'la özelden konuştuk. O da ciddi alım satım yapıyordu. Benim dedi kendi ticari hayatımla alakalı yatırımım var abi dedi. Şubat'a kadar çekilebilir miyim? Belki daha fazla para kazanabilirim ama önce işiniz arkadaşlar, bu yatırım. Yani işiniz bu değil, kripto para değil. Kendi işinizi yapacaksınız. İhtiyacınız dışındaki yatırımda kullanmanız gereken parayı burada değerlendireceksiniz. Onu da söyledim. Geceniz gündüzünüz karma karışık olur, uykularınızı kaybedersiniz. Stresten aldığınız paranın altına düştüğünde stresten gerilirsiniz. Bunlara gerek yok. Uzun vade alın. Bütün yatırımda yatırım günlük yatırım olmaz. Siz broker değilsiniz. Biz broker değiliz. Günde 10 işlemde %50 karlılıkla çıkmak gibi. Dün 2 defa terste kaldım dünkü çekilmede ben. Kaldıraçlı işlemde 70-500x de yapıyorum ben. 2 defa terste kaldım. Ben bile kalıyorum anlık takip etmeme rağmen. Siz dün bir deneme test için kaldıraçlı yaptırdık arkadaşlara. Herkes patladı, değil mi? Yani riskler her zaman var. BTC Türk o birkaç işlemde sıkıntı yaşayan arkadaşlar varmış. Ben de BTC Türk'te işlem yapıyorum anlık günlük. Bir sorun yaşamadım ama daha önce de dediğim gibi market alım satım işlemleri çok yoğun olduğunda, böyle panik alımlarında falan sistem veri tabanı erişimi biraz ağırlaştırıyor. Ama onu ben görüşeceğim BTC Türk'le. Bakın niye öyle bir şey oluyor. Birkaç arkadaş ciddi şikayet etmişti. 100 bin alım talimatı veriyorum ama 7 bin 10 bin liralık alımı gerçekleştiriyor diye. Onu soracağız. Uzun vade arkadaşlar, Barış. Uzun vade şöyle, biliyorsunuz 3'e ayırıyoruz biz, 4'e ayırıyoruz yatırım sürelerini. Kısa, orta, uzun ve evladiyelik, miraslık, gelecek için yatırdıklarımız. Kısa vade bir aydan önce olmaz arkadaşlar. Bu al-sat işi aslında çok zor, biliyor musunuz? Yani biz ne kadar zararla çıkmayıp hep karla çıksak da cidden çok zor. Bu hareketli, volatil markette çok zor. Bir aydan önce kısa vade yatırım yapılmaz. 3 ay 6 ay arası orta vade, 1 yıllık uzun vade, daha uzunu da gelecek için. Oldu mu 1300? 1300 evet. 1300 yani 1322'ye kadar çıkmıştı. Biraz geri çekildi tekrar. Takip etmek lazım. 39.300 dolarda Bitcoin, 39.050 dolara aşağı kırmamasını bekliyoruz. Yani yok, şimdi girilmez Hasan. Şimdi girilmez, kapanışı bekleyeceğiz. Kenan, Tron ne yapar demişti. Kenancığım söyledim, Tron ne yapar. Nakitteki arkadaşlar bekliyor Ahmet. Kapanışı bekleyelim. Belki alım seviyesi şu an. Gündüz aldık. Yukarı yönlü bir hareket vardı. Bir sinyal vardı ama haberler çıktı. Dün aldık. Haberler çıktı. Ortalık allak bullak oldu. Onun için çok etkileniyor bu piyasa. Yatırımcıları çok profesyonel olmadığı için aslında. Ben çıkmayacağımı söylemiştim size. Hiç o riske gerek yok. Ali Baba, gecemiz gündüzümüz sensin, eyvallah. Nakittekiler bekliyor. Hemen şöyle mesajlara bir hızlı bakayım. BTC hacmi düşüyor, ETH hacmi yükseliyor. Zaman zaman oluyor. Olması gerek. Olması gereken o zaten. BTC'nin hacmi düşüp, dominansının düşüp, altların yürümesi gerek. Ama bitmeyecek, ben size söyleyeyim. Yani Bitcoin rally'yi bitirmeyecek arkadaşlar. Öyle görünüyor. 1 trilyon dolar karla 1 trilyon dolar gelirse eğer, yani bu direkt 100 bin, yani bu sadece o kar topu. Yani eğer 1 trilyon dolar yardım paketinden gelirse 3 trilyon gelmiş olması lazım. 1 trilyonda mevcut market değeri var, 4 trilyon. Yani 2025 hedefimizi bizim 360 bin dolar Bitcoin. 1 trilyon dolar oradan gelirse 100 bin, 360 bin dolara ulaşması gerek. Yani ortalama hesaba göre. Okan hoş geldin. Okan Keskin. Okan Keskin de arkadaşlar o 50 TL'yle girip 250 TL parasını yapıp 250 TL'yi de sepet yapıp Şubat'ta patlatacağım abi sepeti dedi. Süper. Takip ediyorum Okan'ı. Neo söyledim. Şarj bitmek üzere arkadaşlar. Kabloyu takayım ben hemen. Neo'yu söyledim. Neo'dan benim de beklentim yüksek. Zaten Neo bizim Şubat hedefimizin %50'sini gerçekleştirdi. Daha da yükselecektir. Bekliyoruz. Şöyle Baranumay şey demiş, Ethereum'da Ripple gibi merkeziyetli şirketi var, o da aynı sorunu yaşamaz mı demiş. Yaşamaz, çünkü şöyle, Bitcoin dışında merkeziyetsiz, Bitcoin de öyle merkeziyetsiz olabilir ama yapıları farklı aslında. Yani blockchain tabanlı şirket, kendi şirketimde ben kripto para üretiyorum ama bilgisayarda token üretip piyasaya sürmüyorum. Mining, madencilik sistemiyle Bitcoin gibi blockchain tabanlı sistem üzerinden, ama sahibi benim ve ortaklarım. Speküle edilebilir. Ethereum'da da geçmişte oldu ama Ethereum çok büyüdü. Yani bu artık gerek yok. Ethereum için artık vadeli işlemlerde MTA olarak Bitcoin dışında Ethereum da var. Ethereum o safhayı aşmış oldu. Alım arkadaşlar şöyle, alım seviyesinde, yani alım lokasyonunda gösteriyor indikatörler ama düzeltme devam edebilir. Bu panik satışı kapanışa doğru tekrar gelebilir. Onun için kapanışı bekleyeceğiz. Ethereum'u satıp sepete geçmek mantıklı mı? Yani ben $500'dayken Ethereum $632 çok güçlü bir direnci kırarsa ATH geliyor dedim. 1200 tabi safa safa kademe kademe analiz ettik. 1204 kırılacak ve ardından 1350 gelecek demiştim. Rally devam ettiği sürece Ethereum $2000'a yürüyecek arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değil. Bu beklenti hacime göre, yatırımcılarına göre. Michael Saylor bile artık Ethereum almayı düşünüyor. Yani düşünmüyor, yatırım planında var. Karlı gele, yani 1 trilyon ben düşünmüyorum da inşallah gelir. Yani gelirse de sıkıntı. Yani bu parayı birden kazandık. Bundan sonra ne olacak? Yani pandemi bitti, tüm ekonomi düzeldi. Bitcoin'i tekrar $10.000'a çekmemiz gerek. Şarj olmadı. Tron hakkında ne diyorsun Mahmut Yıldız? Yani Tron'un şeyi oldum sanki, sahibi oldum biraz önceden beri. Tron. Kaldıraçta fonlama ne demek? Kaldıraç arkadaşlar, bir saniye. Kaldıraçta fonlama şu. $10 işleme giriyorsun, çarpı 10 dediğinde $100 işleme giriyorsun. $90 borsa senin adına işlem açıyor. Eğer kazanırsan çarpı 10 alıyorsun ama her saat için belirlediği bir fonlama miktarı var. Bir de belirli bir yüzdenin üzerinde likidite olanlara senin oranından çok küçük, yani bunun hesabı yapılmayacak derecede az, çok küçük miktarlarda ona fonlama yapıyor. Yani bütün kazananlar, bütün kaybedenlere likidite olmadan önce bir fon oluşturuluyor. Onu biz bilmiyoruz tabii, ne kadar hacim, ne kadar şey, yatırımın anlık senin yatırdığın kaldıraç sistemine göre, likidasyon seviyene göre. Atıyorum $100 likidite olma, likidasyon limitim var. $1210'da likidite olacaksan $1210'a geldiğinde orada o fondan bana bir belki birkaç dolar, birkaç sent, işte yatırıma göre orada bir fonlama yapıyorlar. İyi bir şey. Büyükler için iyi bir şey. Çünkü biliyorsunuz kaldıraçlı işlemler nasıl yapılır? Destek ve direnç seviyeleri anlık yön takiplerine göre yapılır. Marjin işlemleri. Tam geliyor, desteğe dokunuyor, geri çıkıyor. Sen orada likidite ediyor ama onun böyle bir 2 puan, 3 puan üzerinde bir likidasyon seviyen olsa orada edecek, ya da altında olsa sen likidite etmeden tekrar trend dönecek. Senin zararından çıkıp kâra döneceksin. Dün ben öyle oldum. Likidasyonum çok kısaydı. Hemen ilave yaptım. Kaldıraç değiştirdim. Çünkü destek noktasına geliyordu. Eğer desteğe dokunsaydı aşağı salma ihtimali vardı. Ben biraz yukarı çektim. Birkaç kere zararla çıktım. %200 zararla, birkaç kere %400, %500, 1000 lira yakın artılara ulaştığım oldu. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Kaldıraç çok riskli. Emre, sepeti kurdum, bekliyorum. Yayını kaydedelim. Ama biraz erken kapatalım. Şarj biterse kapanır. Dash'i söyledik. Çok önemli sorularınız yoksa arkadaşlar kapatalım. Dünkü canlı yayınımızı da şimdi YouTube'a atıyorum. O da çok güzel oldu. Kısa oldu ama daha detaylı. Çok uzun sürüyor. 15 dakika kısa bir canlı yayın yapayım dedim. Yine kaç dakika oldu? Aynen öyle Okan. Kaldıraçlı işlem yapan arkadaşlar. Mesela ben bugün çok ciddi para aldım. Biliyordum panik satışı geleceğini. Tepeden shortladım aşağı kadar. 2-3 defa girdim çıktım, girdim çıktım. Bunları takip etmek lazım. Kaldıraç sinyali bekliyorsanız. Ama biz daha kaldıracın ne olduğunu öğrenemedik maalesef. Hasan, yanlış taktik. Dünkü yayını paylaşıyorum. Dünkü yayın YouTube'da birazdan yükleniyor. %15 falandı. Birazdan dünkü yayında olur. Bunu da paylaşırım birazdan. Kaldıraç sinyali yok mu bu an? Bugün var. Kapanışa yakın bakarız. Yabancı borsa. Kuzen, ben Binance kullanıyorum. BitMEX'te hesabım var. Bitfinex'te var. Coinbase kullanmadım. Hiç. İlhan Karasu. YouTube adresi. Kanaldan yine paylaşayım ben linkleri. Abone olursanız. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz biz hiçbir beklenti içerisinde değiliz. Sadece kazanan arkadaşlardan sokak hayvanlarına yardım zorunlu değil. İstiyoruz sadece. Bir de şu sosyal medyada beğenin ya. Red tweet diyoruz. 700 kişiyiz. 300 aktif çevrim içi arkadaş var. 80-90 kişi. 100 kişiye ulaşamıyoruz ya, anlamadım. Ben hatır için yaparım mesela. Arkadaşlarıma gönderirim. Beğenip retweet yapar mısın diye. ETH'de 450 bu ne zaman gelir? Bugün 12'yi bir kapatalım. Tekrar bir değerlendirme yapacağız. Bakacağız. Seviyeleri veririz. Arkadaşlar teşekkür ediyorum herkese. Panik alımı, panik satışı yapmayın. Sinyalleri bekleyin. Bu 30 dolarlık fırsatları kaçırmış olabilirsiniz ama terste kaldığınızda 30 doları çıkarmak çok güç. Onun için ben işlem yapıyorum ama size yaptırmam. Çünkü riskli. Herkese iyi akşamlar.